Herkese tekrar merhaba, ben Coşkun. Her yeni ayda olduğu gibi bu videomda da yanlış telefon tercihi yapmamanız için 16.000 ile 30.000 TL fiyat aralığında bulunan en mantıklı ve tercih edilebilir telefon önerilerinde bulunacağım. Sizlerden ricam lütfen alacağınız ve beğendiğiniz telefon modelini mutlaka yorumlar kısmına yazın ki oradan da yardımcı olayım. Çünkü bazı markaların o kadar saçma fiyat politikası var ki şimdi önereceğim modellerle hemen hemen aynı fiyattalar, hem de özellikleri daha düşük kalıyor. Bu arada kanalıma destek olmak adına kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Evet, ilk önereceğim telefon modelimizle başlayalım. Şu an fiyatıyla cazip olan, gerek tasarımıyla ön plana çıkan, yüksek hafızası ve yüksek RAM ile de severek kullanacağınız Honor 90'ı listemizin ilk sırasına koydum. Fiyatına göre özellik anlamında güzel fakat bir iki kusuru da bulunmuyor değil. Artı ve eksilerine zaten değineceğim. Honor 90 tasarım konusunda Samsung'un kavisli ekranlı telefonlarına benziyor. Dört kenarı kavisli ve çok hoş duruyor. Honor 90'ın ekran kasa oranı %93'lerde olduğu için telefonu elinize aldığınız zaman tamamen bir ekran tutuyor hissiyatına kapılıyorsunuz. 6.7 inç boyutunda bir ekrana sahip. Ekranı oldukça geniş sayılabilir. 1200x2664 piksel çözünürlüğünde normalde 1.5K sayılabilecek AMOLED HDR10 Plus destekli ekran yer alıyor. Ayrıca bu ekran 1600 nit parlaklık değerine de ulaşabildiği için güneş altında da çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Honor 90'ın ekranı amiral gemi telefonlarla yarışacak seviyede. Ekranı kalite noktasında çok üst seviyede, kusursuz diyebilirim. 120 Hz'de yenileme hızı mevcut. 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza kullanılmış. Tabii ki RAM ve hafızanın bol tutulması harika olmuş. Normalde bu fiyat aralığındaki çoğu telefonda RAM ve hafıza birazcık kısılabiliyor. Yüksek RAM'inden dolayı telefonda çok fazla uygulama açsanız bile herhangi bir problem yaşamayacaksınız. Honor 90'da hafıza kartı desteği olmasa da 512 GB üst seviye kullanıcılar için bile fazlasıyla yeterli gelecek bir rakam. Asıl gelelim Honor 90'ın işlemci performansına. Kullandığı işlemci orta segment için bayağı bir güçlü. Qualcomm'un 5G destekli Snapdragon 7 Gen 1 hızlandırılmış versiyonunu kullanıyor. Günlük sosyal medya ve benzeri kullanımlarda performansı yeterli. Orta üst grafiklerde de oyun akıcılığı iyi sayılır. Kamera bölümü 2 tane yuvarlak halkalar şeklinde dizayn edilmiş. Üçlü kamera dizilimi yer alıyor. Ana kamerası f1.9 diyaframa sahip 200 megapiksel ve Samsung'un ISOCELL HP3 kamera sensörü kullanılmış. Geniş açı, makro ve derinlik yardımcı kameralara da sahip. Ayrıca ön kamerası da 50 megapiksel. Kamera özelliklerini bir kenara bırakacak olursam gündüz ve gece çekimi segmentine göre oldukça başarılı. Fakat telefoto kamerası olmadığı için çok fazla zoom yapamıyorsunuz. Telefonda video çekmeyi sevenler için de 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyorsunuz. Honor 90'ın bence kamerasındaki en büyük eksikliği optik görüntü sabitleyicinin olmaması. Hareket halinde video çekmeye kalktığınız zaman ister istemez sarsıntı ve titreşim oluyor. 5000 mAh gibi güçlü bir bataryaya sahip. En azından yoğun kullanımda günü tamamlayabiliyor. Tabii ki bu büyük pili şarj edebilmeniz için telefonun hızlı şarj desteğine de ihtiyacı var. Honor 90'da 66 Watt hızlı şarj desteği mevcut. Kutudan da bu şarj adaptörü çıkıyor. Telefonu çok kısa sürelerde de şarj edebiliyorsunuz. Honor 90'ın bir diğer dezavantajı da mono hoparlör yer alıyor. Mono hoparlör kullanılmasından dolayı sesi tabii ki çok yüksek seviyede değil. Honor 90 yazılım konusunda nasıl derseniz Android'in 13 versiyonu ile çıkış yapmıştı. Toplamda 2 ana Android sürüm, 3 yılda güvenlik yaması alacak. Açıkçası yazılım desteği çok uzun sayılmaz. Telefonda mutlak önceliğiniz hafıza ve RAM değilse daha çok kamerayı kullanırım. Güncellemeyi de uzun yıllar alsın. Kablosuz şarj ve su toz dayanıklılığı da önemli derseniz Samsung'un Snapdragon işlemcisiyle yeniden revize edilmiş Galaxy S21 FE modeline de bakmanızı öneririm. Hatırlarsanız Samsung S21 FE'yi ilk başta ülkemizde Exynos işlemciyle piyasaya sürmüştü. Şimdi onu yenileyerek, daha doğrusu Amerika pazarındaki işlemciyle getirerek Snapdragon 888 ile Türkiye'de tekrar satışa sunmuş oldu. Bence en başında yapılması gereken zaten buydu. Bu telefonu ilk başta Snapdragon işlemciyle getirmesi gerekiyordu. S21 FE'nin çerçevesi alüminyum ve 177 gram ağırlığında olduğu için bayağı bir hafif. 6.4 inç boyutunda Dynamic AMOLED HDR10 Plus 120 Hz destekli bir ekranı var. Samsung'un zaten bu ekranını tartışmaya bile gerek yok. Renkleri harika veriyor. S21 FE 8 GB RAM ve 128 GB dahili hafızayla geliyor. Hafıza kartı desteği olmaması tabii ki üzücü. 128 GB'in yeterli olup olmadığını çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Samsung'un telefonları genellikle bulunduğu segmentlerde kamera konusunda oldukça tatmin edici sonuçlar veriyor. S21 FE'nin de ana kamerası f1.8 diyaframa sahip 12 megapiksel. Sizlere aslında şöyle de çok ilginç bir ayrıntı vereyim. S21 FE'nin Exynos'lu versiyonunda Samsung'un kamera sensörü vardı. Snapdragon işlemcili versiyonunda da, yani bu anlatmış olduğum versiyonda, Sony'nin IMX555 kamera sensörü kullanılmış. Fotoğraf ve video çekimlerinde Sony'nin kamera sensörleri oldukça başarılı işleri imza atıyor. Bu kameraya ayrıca telefoto ve ultra geniş yardımcı kameralarda eşlik ediyor. Ön kamerası da 32 megapiksel. S21 FE'nin genel anlamda kamera kalitesine değinirsem fotoğraf çekimlerinde renkleri oldukça hoş veriyor ve fotoğraflar renk konusunda sıcak tonda. Gün ışığında çektiğiniz fotoğraflarda kesinlikle fazlasıyla yeterli bir deneyim sunuyor. Kullanmış olduğu başarılı görüntü sinyal işlemcisi sayesinde de gece çekimlerinde de kumlanmaları iyi bir şekilde temizleyebiliyor. S21 FE'nin avantajlı olduğu taraflardan bir tanesi de 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabii ki video çekenler için 60 FPS desteği İnanılmaz derecede önemli. S21 FE'de 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya tercihi yapılmış. Bu telefon normal kullanımda günü tamamlarken elinizden düşürmeden çok aktif kullanıyorsanız batarya performansı bir gün sınırında diyebilirim. Samsung ne yazık ki uzun süredir S serilerindeki Plus ve Ultra modelleri hariç telefonlarına ne yazık ki 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği sunuyor. S21 FE gene gelenekleri bozmayarak 25 Watt'lık hızlı şarj desteğiyle geliyor ve kutu içeriğinden de şarj adaptörü çıkmıyor. Şarj adaptörüne ayrıca para verip satın almanız lazım. Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman telefonların hem watt değerleri çok yüksek, yani çok daha hızlı şarj olabiliyorlar, hem de telefonların kutusundan şarj adaptörü de çıkıyor. S21 FE'nin bu segmentte en rakipsiz bulunduğu nokta kablosuz şarj desteğinin olması. Telefonun hem kendisi kablosuz şarj olabiliyor hem de kablosuz şarjı destekleyen başka telefonu S21 FE'nin arka kısmına koyarak da şarj edebiliyorsun. Günümüzde kablosuz şarj artık her yerde yaygınlaştığı için kablosuz şarj desteği tabii ki önemli. Telefonda ses çıkışı önemliyse stereo hoparlör kullanılmış. Genellikle bu segmentteki cihazlarda IP53 veya IP54 sertifikası kullanılıyor. Yani sadece su sıçramaları ve toza karşı dayanıklı olabiliyorlar. Fakat S21 FE'de IP68 sertifikası olduğu için 1,5 metre derinlikteki tatlı suda 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. S21 FE hatırlarsanız Android'in 12 sürümüyle çıkış yapmıştı ve güncel olarak Android'in 14 sürümünü de aldı. 4 ana Android 5 yılda güvenlik güncellemesi aldığı için Android 16'ya kadar da güncelleme almış olacak. Sırada değer verdiğim model de son zamanların en popüler telefonu olan Poco X6 Pro olacak. Poco X6 Pro'da kullanılan ekran paneli ve işlemci segmentine göre mükemmel işler çıkartıyor. Kesinlikle hoşunuza gidecek bir telefon. Hatırlarsanız Poco X3 Pro piyasaya ilk çıktığında işlemcisiyle ve fiyatıyla piyasaya damga vurmuştu ve inanılmaz şekilde de satılmıştı. Fakat Poco X4 Pro ve X5 Pro bekleneni ne yazık ki verememişti. Hem fiyatları çok yüksek seviyedeydi hem de teknik özellik anlamında özellikleri düşük tutulmuştu. Fakat bu durum Poco X6 Pro modeliyle artık değişmişe benziyor. Yeni Poco serileri fiyat performans anlamında artık daha cazip hale gelmiş. Poco X6 Pro tasarım konusunda önceki Poco serileriyle benzer tasarımla geliyor. Dikdörtgen ada şeklinde tasarlanmış bir kamera yapısı mevcut. Ekranı fazlasıyla geniş diyebilirim. 6.67 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip. Dolby Vision ve HDR 10 Plus destekli. 68 milyar renk üretebilen, evet yanlış duymadınız, 68 milyar renk üretebiliyor. AMOLED bir ekranla geliyor. Poco X6 Pro önceki Poco serilerine göre ekranında ciddi iyileştirmeler yapılmış. 1800 nitte parlaklık değerine çıkabiliyor. Yani bu ekranı güneş altında görmemeniz imkansız. Açıkçası Poco X6'da bulunan bu ekran özellikleri çoğu bazı pahalı telefonlarda bile yok. Ekranı bu kadar özelliklerle donatılmışken Poco X6 Pro'nun ekranını üst segment kabul edebiliriz. Telefonda çok fazla film veya video izliyorsanız bu ekranda içerik izlerken fazlasıyla keyif alacaksınız. Renklerin keskinliği, canlılığı, renk doygunluğu mükemmel. Bu segmentteki diğer telefon modellerinde olduğu gibi ekran yenileme hızı da gene 120 Hz. Poco X6 Pro'da 12 GB RAM ve 512 GB dahili hafıza kullanılmış. Böyle bir fiyattaki bir cihazda RAM ve hafıza değeri tabii ki çok yüksek. Telefonu kullanırken arka planda çok uygulama açsanız bile çoklu uygulama konusunda fazlasıyla iyi. Her ne kadar hafıza kartı desteği olmasa da 512 GB doldurulması zor bir değer. Poco X6 Pro'nun işlemci performansını merak edenler için de kısaca ona da değineyim. Poco X6 Pro MediaTek'in 5G destekli Dimensity 8300 Ultra işlemcisini kullanıyor. MediaTek'e çok önyargılı olmanıza gerek yok. Her ne kadar Snapdragon işlemciler kadar optimize çalışmasa da MediaTek'in Dimensity serisi işlemcileri gayet performanslı ve iyi iş çıkartıyor. Dimensity 8300 Ultra Snapdragon'un 8 Gen 1 ile 8 Gen 2 arasında bir performans sunuyor. Tabii ki bu kadar yüksek performans sunması da önemli bir kriter sayılabilir. Dimensity 8300 Ultra segmentinin en güçlü işlemcilerinden biri sayılabilir. Hız ve performans konusunda tüm ihtiyacınızı rahatlıkla görecek. Oyun performansı da önemliyse PUBG'yi çok akıcı bir şekilde 90 FPS'te oynayabiliyorsunuz. Oyun konusunda da sizi gene fazlasıyla mutlu edecek. Poco serilerinde genellikle malzeme ve kamera kalitesine çok fazla önem verilmiyor. Poco X6 Pro'nun kamera özelliklerine değinirsem OIS destekli 64 megapiksellik bir kamera tercihi yapılmış. Ana kameranın sensör birimi ise Omnivision OV64B. Bu kamera sensörü aynı zamanda Poco'nun F4'ünde de kullanılmıştı. Ön kamerası da 16 megapiksel. Gündüz çekimlerinde ayrıntı düzeyi iyi. Gerçekçi renkler sunsa da sıcak renklere sahip ve doygunluğu da iyi sayılır. Fiyatına göre düşük ışık performansı iyi sayılsa da tabii ki çok daha iyisi olabilirdi. Video çekimi de önemliyse 4K'da 30 FPS, Full HD'de de 60 FPS video kaydı yapılabiliyor. Poco serisi ilk çıktığından beri kullanıcıları batarya konusunda her zaman memnun bırakmıştı. Poco X6 Pro'da da gene bu gelenek bozulmuyor. Telefonu elinizden düşürmeden çok yoğun kullanan biriyseniz bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor. Bataryasının gücü de 5000 mAh. Poco X6 Pro modelinde 67 Watt'lık bir hızlı şarj desteği sunmuş. Ortalama 40 dakikada şarj edebiliyorsunuz. Tabii ki 40 dakikada iyi bir değer. Şarj adaptörü de gene kutusunda yer alıyor. Stereo hoparlöre sahip olmasından dolayı da ses çıkışı gayet tatmin edici. Poco biliyorsunuz ki ki bugüne kadar Poco serisi cihazlarına ne yazık ki 2 ana Android sürüm güncellemesi veriyordu. Bu da tabii ki zaman olarak kısa bir süreydi ve artık sonunda bu durum Poco X6 serisiyle birlikte değişmiş oldu. Poco X6 Pro Android'in 14 sürümüyle çıkış yaptı ve artık Poco serileri Poco X6'dan itibaren 3 ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Bu güncelleme politikasının uzatılması da kullanıcılar açısından iyi bir şey. Bu aralar şu soru da çok soruluyor. Onu da es geçmeyeyim. Poco X6 Pro mu tercih edersin yoksa Redmi Note 13 Pro Plus mı? Bu sorunun cevabı aslında çok basit. Tamam, Note 13 Pro Plus çok hızlı şarj oluyor. Kamerası da X6 Pro'ya göre daha başarılı sayılır. Ama Redmi Note 13 Pro Plus'ın kullandığı işlemci bildiğimiz orta segment bir işlemci ve üstelik fiyatı da Poco X6 Pro'dan daha yüksek. Poco X6 Pro'nun işlemcisi hem çok daha güçlü hem de fiyatı daha uygun olduğu için Poco X6 Pro'yu tercih ederdim. Zaten kamera kalitesi sizin için çok önemliyse diğer tavsiye ettiğim telefon modelleri Redmi Note 13 Pro Plus'a göre daha başarılı. Poco X6 Pro bazı noktalarda çok iyi olmasına rağmen kamera ve malzeme kalitesi yönünden sizleri çok fazla tatmin etmediyse ve bu detaylar da sizin için çok önemliyse rotanızı Samsung'un S23 FE modeline çevirebilirsiniz. Çünkü iPhone 15 Pro'da bulunan Ray Tracing desteği S23 FE'de de bulunuyor. Gündüz ya da gece fotoğraf ve video çekimlerinde çok üst segmentte yer alıyor. S23 FE tasarımını aslında S23 ailesinden alıyor. Normal düz S23'te tasarımları aynı. Tasarımı Çinli markalardaki gibi çok cafcaflı olmasa da olabildiğince sade tutulmuş. Telefonun ön ve arka yüzeyi Gorilla Glass 5'ten oluşuyor. Çerçevesi de alüminyum. Oldukça sağlam ve premium duruyor. 6.4 inç Dynamic AMOLED 2X 120 Hz ekran yenileme hızına sahip. HDR10+ destekli. 1450 nit parlaklık değeri sunabilen ekran özellikleriyle geliyor. Samsung'un bu kullanmış olduğu Dynamic AMOLED 2X ekranı renk ve keskinlik konusunda gerçekten mükemmel. S23 FE'de 8 GB RAM bulunuyor. Uygulama konusunda hiçbir problem yaşatmıyor. Depolama kısmındaysa 128 GB ve 256 GB olmak üzere 2 farklı depolama seçeneği mevcut. Hafıza kartı desteği olmadığı için hafıza seçimini çok dikkatli yapmanız gerekiyor. Herkesin fazlasıyla sorduğu ve merak ettiği S23 FE'nin işlemci performansına değinirsem S23 FE 5G destekli Samsung'un yeni işlemcisi olan Exynos 2200'ü kullanıyor. Normal şartlarda bu işlemci Snapdragon 888'den ortalama %30 ve %40 daha performanslı. Snapdragon 8 Gen 1'e göre de %10 daha az performans sunuyor. Bu işlemci amiral gemi seviyesinde olduğu için telefondaki tüm işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde halledebiliyorsunuz. Her ne kadar amiral gemi hızlı bir işlemci olsa da oyunlarda ne yazık ki Snapdragon işlemciler kadar stabil değil. Bunun aslında en büyük örneği eğer telefonda sürekli PUBG oynuyorsanız bu segmentte bulunan Snapdragon işlemcili cihazlarda stabil bir şekilde 60-90 FPS sabit oynarken ne yazık ki S23 FE'de stabil olarak 60 FPS oynayamıyorsun. Fakat S23 FE'nin oyun konusunda inanılmaz bir rakipsiz özelliği bulunuyor. Hatırlarsanız iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max Ray Tracing yani ışın izleme desteğiyle gelmişti. Işın izleme teknolojisi yani Ray Tracing S23 FE'de de yer alıyor. Bu özellik bu fiyat bandında bulunan hiçbir cihazda da yok. Telefonda Ray Tracing destekli bir oyun açtığınız zaman oyun gerçek zamanlı ışığı yansıtabildiği için avantajını çok rahat bir şekilde görebiliyorsun. S23 FE gene bulunduğu segmentte kamera konusunda zirveye oynuyor. Ana kamerası OIS destekli 50 megapiksel f1.8 diyafram aralığı var. Toplamda üçlü kamerayla geliyor. Ana kameranın sensör birimi Samsung GN5. Şöyle ilginç bir ayrıntı da vereyim. Bu kamera sensörünün aynısı S23 modelinde de kullanılıyor. Ana kamera ek olarak telefoto ve ultra geniş kameraları da var. Ön kamerası da 10 megapiksel. Telefoto kameraya sahip olduğu için bu telefonda 30 kat zoom yapılabiliyor. Kamera kalitesi bulunduğu segmentin en iyilerinden. Gece çekiminde inanılmaz iyi işler çıkartıyor. Kontrast seviyesi iyi, renkleri de başarılı. Bu segmentte de 8K video çekebilen tek cihaz. Ana kamerasında 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS video çekilebiliyor. Ayrıca kamerasındaki şu önemli detayı da atlamayayım. Ana kamera haricinde telefoto yani zoom kamerasında bile optik görüntü sabitleyici bulunması açıkçası beni çok şaşırttı. Çünkü S23 FE'den daha pahalı bazı telefonların sadece ana kameralarında OIS kullanılıyor. Ön kamerada da sıklıkla video çekiyorsanız 4K'da 60 FPS videolar bile kaydedebiliyor. Bu özellik bu segmentteki neredeyse hiçbir cihazda da yok. 4500 mAh bataryaya sahip olduğu için normal günlük kullanımda günü tamamlıyor. Diğer Samsung modellerde olduğu gibi S23 FE'de de yine 25 Watt'lık bir hızlı şarj desteği mevcut. Diğer modellere baktığımız zaman şarj süresi 25 Watt'tan dolayı tabii ki çok hızlı sayılmaz. Samsung'un her S serisinde yer verdiği kablosuz şarj desteği S23 FE'de de var. Hem telefonun kendisi kablosuz şarj olabiliyor hem de kablosuz şarjı destekleyen başka telefonu da şarj edebiliyor. Bu modelde gene IP68 sertifikası yer alıyor. 1.5 metreye kadar tatlı suda da 30 dakika dayanabiliyor. S23 FE'ye çıkış yaptığı dönemde Android'in 13 yazılımıyla gelmişti. Çok yakın zamanda da Android'in 14 sürümünü de aldı. Toplamda 4 ana Android sürüm ve 5 yılda güvenlik güncellemesi alacağı için Android 17'ye kadar da güncelleme desteği var. Samsung yazılım konusunda diğer firmalara göre gerçekten gerçekten başarılı ve yazılım desteği konusunda da bayağı bir önem veriyor. Bir telefonda aradığınız en önemli şeyler bataryasının uzun dayanması, çok hızlı şarj olabilmesi ve ekran kalitesi ise işte o zaman Xiaomi 13T isteklerinize rahatlıkla cevap verebilecek bir telefon. 13T'nin kamera tasarımı dikdörtgen ada şeklinde tasarlanmış. Açıkçası biraz farklı duruyor diyebilirim. Bu tasarım bazı kesime hitap ederken bazı kesime de hitap etmeyebilir. Bu fiyattaki bir cihazda çerçeve kısmının plastik kullanılmış olması da telefonun sağlamlığını ister istemez düşürüyor. Xiaomi 13T'nin ekran özellikleri açıkçası say bitecek gibi değil. Ekran boyutu 6.67 inç olduğu için tek elle kullanımı zor. Ekranın özelliklerini kısaca bir sayayım. AMOLED, 68 milyar renk üretebilen, Dolby Vision ve HDR10 Plus destekli ekran özellikleri mevcut. Bu ekranın 68 milyar gibi çok yüksek renk üretebilmesini bir kenara koydum. 144 Hz'de yenileme hızına sahip. Açıkçası şu an Apple ve Samsung bile en pahalı sayılan modellerinde 144 Hz'i kullanmıyor. Her ne kadar 144 Hz'i her yerde kullanamasak da 120 Hz'e alışmışken 144 Hz kullanıcılara ilaç gibi gelecek. Netflix, Amazon Prime ve Disney Plus gibi platformlardan dizi veya film izliyorsanız HDR10 Plus ve Dolby Vision desteği olması bu platformlarda içerik tüketirken muazzam bir renk kalitesi ve canlılık sunuyor. Xiaomi 13T modelinde 12 GB RAM ve 256 GB dahili hafıza kullanmış. Telefonda çok uygulama açan biriyseniz 12 GB RAM'i sayesinde hiçbir problem yaşamıyorsunuz. Hafıza kartı desteğine yer verilmemiş olsa da 256 GB normal bir kullanıcı için fazlasıyla yetecek bir hafıza. 13T'nin merak edilen kısımlarından biri de performansı. Xiaomi 13T MediaTek'in 5G destekli Dimensity 8200 Ultra işlemcisini kullanıyor. Normalde MediaTek işlemcilerini uygulama ve oyun konusunda Snapdragon işlemciler kadar optimizasyonu iyi olmasa da Dimensity 8200 Ultra çok ilginç diyebileceğim hızlı ve performanslı bir işlemci. Bu işlemcinin sizi yarı yolda bırakma lüksü tabii ki yok. Çok kaslı ve bayağı bir güçlü. Telefonda da oyun performansı önemliyse PUBG'de de akıcı bir şekilde 90 FPS oynayabiliyorsunuz. Oyun tutkunları için tabii ki bu güzel bir haber. Xiaomi 13T'nin bir diğer merak edilen noktası da yeni bir kamera kurulumuyla geldiği için artık Leica lenslere sahip ve diğer Xiaomi cihazlara göre daha kaliteli fotoğraflar çekebiliyor. Xiaomi 13T'de ana kamera 50 megapiksel, OIS destekli üçlü kamera düzeni yer alıyor. Bu kameranın diyafram aralığı da f1.9. Ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin IMX707'si. Ayrıca ultra geniş ve telefoto yardımcı kameraları da var. Xiaomi 13T'yi burada en büyük eleştireceğim nokta bu kadar güçlü sensör ve lense sahip olup niye 4K'da maksimum 30 FPS'e sınırlamışlar? Ama en azından Full HD'de 60 FPS video çekebiliyor. 13T'nin kamerasında eksik diyebileceğim noktaları da telefoto kamerasında optik görüntü sabitleyici bulunmaması, ana kamerasında da 4K'da 60 FPS video çekim kaydının olmaması. 13T'nin kamera kalitesi nasıl derseniz gündüz fotoğraf çekimlerinde iyi ayrıntı veriyor. Nesneler yeterince keskin, dinamik aralığı da oldukça geniş. Düşük ışıkta çok iyi doğru renk veren fotoğraflar çekebilirken fakat çok karanlık olan noktalarda kumlanma olabiliyor. Ama genel manada kamerası başarılı. Xiaomi 13T'de 5000 mAh'lik bir batarya kullanıldığı için full aktif sabahtan akşama kadar yoğun kullandığınız takdirde bir günde bataryasını bitiremiyorsunuz. Telefonu hızlı şarj etmek isteyenler için bu telefonda 67 Watt'lık bir şarj desteği bulunuyor. Ortalama 40 dakikada da şarj olabiliyor. Xiaomi 13T Android'in 13 ile çıkış yapmıştı. Xiaomi artık 13T serisiyle birlikte telefonlarına 4 ana Android sürüm 5 yılda güvenlik güncelleme sözü verdi. Xiaomi telefon kullanıcılar adına tabii ki bu sevindirici ve güzel bir haber. Sonunda yazılım desteğini bayağı bir uzattılar. Listemde yer verdiğim bir diğer model ise 16 GB RAM barındırması, 80 Watt hızlı şarj desteği ve 10 bitte Full HD ekranı gibi üst düzey özellikler barındıran OnePlus Nord 3 olacak. Her ne kadar bu listedeki en hızlı işlemciye sahip telefon olmasa da diğer özellikleriyle ön plana çıkmaya başarıyor. Tasarım konusunda OnePlus Nord 3 özünde Nord 2G'ye göre çok fazla benziyor. Tasarım kısmı olabildiğince sade tutulmuş ve segmentinde bulunan cihazlarla da kıyaslayacak olursam çok havalı duruyor diyemem. Telefonun arka yüzeyi Gorilla Glass 5'ten oluşurken çerçeve kısmı da plastik. Telefonda geniş bir ekran arıyorsanız OnePlus Nord 3 kesinlikle bu konuda ihtiyacınızı görecek çünkü 6.75 inç bayağı geniş bir ekranı var. Ekran özellikleri kısmında Full HD AMOLED, 1 milyar renk üretebilen, 120 Hz, HDR10 Plus destekli, 1450 nite ulaşabilen ekran özelliklerine sahip. Gene bu ekranda film, dizi veya video izlerken veya içerik tüketirken fazlasıyla keyif alacaksınız. OnePlus Nord 3 bulunduğu segmentte en güçlü işlemciye sahip mi derseniz tabii ki değil ama işlemcisi gene gayet performanslı. MediaTek'in 5G destekli Dimensity 9000 işlemcisini kullanıyor. Bu işlemci Snapdragon'un 8 Gen 1'inden %10 daha yavaş sayılır. Fakat tabii ki bunu günlük kullanımda hissetmeniz çok zor. Bu işlemcinin performansı çok üst düzeyde. Zaten amiral gemi düzeyinde bir işlemci. Oyunlarda da sizi kesinlikle üzmeyecek. OnePlus Nord 3 bulunduğu segmentte en yüksek RAM değerine sahip cihaz sayılabilir. Tam tamına 16 GB RAM'i var. Telefonun arka planında sabahtan akşama kadar uygulama açsanız bile uygulama hala çalışmaya devam ediyor ve arka planda uygulama kapatma gereği duymadan tüm işlemlerinizi rahat bir şekilde de devam edebiliyorsunuz. Hafıza konusunda da 256 GB'lık bir depolaması bulunuyor. Hafıza kartı desteği olmasa da 256 GB normal bir kullanım için yeterli ve iyi bir değer. OnePlus Nord 3 kamera özellikleri kısmında üçlü bir kamera sistemi kullanıyor. Ana kamerası 50 megapiksel, OIS destekli f1.8 diyaframa sahip, ultra geniş ve makro yardımcı kameraları da var. Ana kameranın sensör birimi ise Sony'nin IMX890'ı, OnePlus Nord 3'e çok üst seviyede yetenekli bir kamera sensörü yerleştirilmiş. Video çekimi önemli olanlar için 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 FPS videolar kaydedilebiliyor. Kamera kalitesi konusunda da güneş ışığında gürültüden arındırılmış, renkleri oldukça canlı ve doygun fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Düşük ışık kısmındaysa pozlaması harika ve sunulan renklerde mükemmele yakın, üst segmente yakışır bir kamera kalitesi var. 5000 mAh bataryaya sahip olmasından dolayı çok aktif kullanımda rahatlıkla bir günü çıkartıyor. OnePlus Nord 3'te 80 Watt'lıkta bir hızlı şarj desteğine yer verildiği için ortalama 30 dakikada da full şarj edebiliyorsunuz. Zaten artık üst segment sayılabilecek telefonlarda da açıkçası görmek istediğimiz watt değerleri de bu. Bu 80 Watt'lık şarj adaptörü de gene telefonun kutusundan çıkıyor. Ayrıca satın almanıza gerek yok. OnePlus Nord 3 Android'in 13 yazılımını kullanıyor. Toplamda 3 ana Android sürüm 4 yılda güvenlik güncellemesi alacak. Listemde son yer verdiğim telefonsa Android'in en hızlı, performanslı ve en stabil işlemcilerinden birine sahip olan Samsung'un Galaxy S23 olacak. S23 performansıyla, kamera kalitesiyle ve ekranıyla çok üst düzeyde yer alan bir telefon ve her konuda da sizi inanılmaz bir şekilde memnun edecek. Fakat S23 bir iki küçük konuda tercih etmeme sebebiniz de olabilir. Zaten bunları da şimdi değineceğim. Samsung S23'ün oldukça sade ve yalın bir tasarımı var. Samsung S23 serisiyle birlikte bu yeni tasarım diline geçmişti. Telefonun çerçevesi Armor alüminyum. Ön ve arka kısmında Gorilla Glass Victus 2 ile geliyor. Gorilla Glass Victus 2'nin en büyük olayı oldukça sağlam ve çizilmeye karşı da dayanıklı. S23'ün malzeme kalitesi premium olduğu için elde tuttuğunuzda da hissiyatı çok iyi. Tabii ki hafif olması da cabası. S23 ekran boyutu konusunda sizi çok memnun edebilir veya etmeyebilir. Çünkü ekran boyutu 6.1 inç. Her ne kadar tek elle kullanımı rahat ve taşıması kolay olsa da çok geniş ekranlı telefonlara alıştıysanız eğer S23 boyutu anlamında size biraz küçük gelebilir. S23'ün en başarılı olduğu konulardan bir tanesi de tabii ki ekranı. Ufaktan ekran özelliklerine bir değineyim. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus 120 Hz, HDR10 Plus destekli Dynamic AMOLED 2X ekranı var. Bu ekran oldukça üst seviye diyebileceğimiz amiral gemi sınıfında ve en iyilerinden biri. Renklerin doygunluğu canlı harika. Tam olarak 1750 nit'e kadar ulaşabiliyor. Bu parlaklık değerinin önemini size şu şekilde açıklayayım. Bu ekranı full parlaklıkta güneş altında görmemeniz imkansız. Genellikle bu fiyat seviyesindeki cihazlarda 12 GB RAM alışık olsak da S23'te 8 GB RAM kullanılıyor. 8 GB RAM çoklu uygulama konusunda herhangi bir problem yaşatmıyor. Bu yüzden 8 GB RAM'i çok fazla dert etmenize gerek yok. 128 veya 256 GB olmak üzere toplamda 2 farklı dahili hafıza seçeneği sunulmuş. Tabii ki S23'te hafıza kartı desteği olmadığı için 256 GB'a yönelebilirsiniz. Şu an için 128'lik ile 256'lık arasındaki fiyat farkı bayağı bir az. Tabii ki ben şiddetle 256 GB'lığını öneriyorum çünkü 128'lik versiyonla 256 GB'lık versiyon arasında hız farkı bulunuyor. 256 GB'lık versiyonda UFS 4.0 depolama birimi kullanılıyorken 128 GB'lık versiyonda UFS 3.1 depolama teknolojisi kullanılmış. Yani aslında kısaca bir özet geçmem gerekirse 256 GB'lık versiyonda veri okuma yazma hızınız 2 kat daha yüksek olacak. Telefonunuz hem daha hızlı açılacak, hem telefon içindeki verileri daha hızlı kopyalayabileceksiniz, hem uygulama açılma süreleriniz hızlanacak. S23'ü fiyatında rakipsiz yapan en büyük noktası, eğer Snapdragon 8 Gen 3'ü saymazsak Android aleminin en hızlı işlemcisini kullanıyor. Qualcomm'un 5G destekli özelleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi sayesinde telefon baştan aşağı hız ve performans konusunda mükemmel işler çıkartıyor. Hiçbir gecikme, kasma, donma, yavaşlama yaşatmıyor. Hız olarak aslında kusursuz bir yapıda. Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimliliği konusunda da çok iyi olduğu için telefonun ısınması da bir hayli zor. Telefona yüklemiş olduğunuz bütün ağır oyun ve uygulamaları zorlanmadan rahatlıkla açabiliyor. Telefonda oyun oynamayı sevenler için de PUBG'de akıcı bir şekilde 90 FPS'te oynayabiliyorsunuz. S23 kamera konusunda da gene oldukça iddialı. Ana kamerası 50 megapiksel f1.8 diyaframa sahip ve OIS destekli üçlü kamera dizilimiyle geliyor. Bu kameraya ekstra olarak telefoto ve ultra geniş kameraları da eşlik etmiş. Telefoto kamerasında bile optik görüntü sabitleyici bulunması çok ince düşünülmüş ve önemli bir ayrıntı. S23'ün ana kamerasında da Samsung'un GN5 ISOCELL sensörü tercih edilmiş. Kamera kalitesine bakacak olursak fotoğrafların kontrast seviyesi yüksek, dinamik aralığı da iyi. Fotoğrafların renkleri fazla doygun olsa da canlı renkler sunabiliyor. Odaklama konusunda da bayağı bir hızlı. Telefonda da zoom kalitesi sizin için önemliyse 30 kata kadar zoom yapıp fotoğraf çektiğiniz takdirde bile neredeyse kayıpsız ve iyi fotoğraflar çekebiliyor. Düşük ışıkta yapmış olduğunuz çekimlerde de mükemmel sonuçlar veriyor. Pozlaması iyi ve gürültülü kısımları yani kumlanmaları da çok iyi temizliyor. Video çekimi de önemliyse 8K'da 30 FPS, 4K'da 60 FPS, Full HD'de de 60 ve 120 FPS video kaydı yapılabiliyor. Tabii ki video çekiminden de harika sonuçlar bekleyebilirsiniz. Ayrıca geniş açıda 4K 60 FPS, ön kamerada da 4K'da 60 FPS video çekim desteğinin bulunması, bunlar da kenara atılmayacak ciddi özellikler. Ön kamerasının kalite düzeyi de üst segmente yakışır seviyede. S23'ün bataryası nasıl derseniz Samsung S20'deki hatalarını görerek S23'te hem ısınma sorununu çözmüş hem de pil performansını. Snapdragon 8 Gen 2 enerji verimliliği konusunda çok iyi olduğu için S23'e de bu durum çok olumlu yansımış ve yoğun kullanımda bir günü rahat bir şekilde tamamlıyor. S23'te 25 Watt hızlı şarj desteği mevcut. Fakat kutusundan kutusundan şarj adaptörü çıkmıyor. Şarj adaptörünü ayrıca satın almanız lazım. Bu 25 watt olayına gelecek olursak bence 25 watt artık günümüz şartları için biraz komik olabilir. Çünkü Samsung'un rakiplerine baktığımız zaman telefonlarının watt değerleri çok yüksek seviyede ve çok kısa sürelerde de şarj olabiliyorlar. Samsung'un her serisinde yer verdiği kablosuz şarj desteği S23'te de var. Kablosuz şarj desteğinin olması da günlük hayatta size inanılmaz kolaylık sağlayacak. Telefonda sizin için su ve toz dayanıklılığı da önemliyse S23'te IP68 sertifikası da bulunuyor. 1.5 metreye kadar tatlı 30 dakika dayanabiliyor ve toz geçirmiyor. Samsung yazılım desteği konusunda son zamanda bayağı güzel işler yapıyor. S23 Android'in 13 sürümüyle çıkış yapmıştı. Çok yakın zamanda Android'in 14'ünü de aldı. Toplamda 4 nesil Android sürüm güncellemesi 5 yılda güvenlik yazılım desteği alacak. Bu güncelleme desteği tabii ki bayağı bir uzun sayılabilir. Videomuzun sonuna geldiğimize göre küçük bir değerlendirme yapayım. Fark ettiyseniz eğer önerdiğim her telefon modelinin kendine göre artı ve eksileri bulunuyor. Listede yer verdiğim modeller fazlasıyla ihtiyacınızı görecek olsa da ne yazık ki bu fiyat aralığında aradığınız tüm özellikleri tek bir cihazda bulmanız çok zor. Sizin yapmanız gereken en önemli şey telefondan özellik anlamında ne istiyorsunuz ve istediğiniz bu özellikler ihtiyacınızı karşılıyor mu? Zaten beklenti ve isteklerinizi karşılayan bir telefon satın alırsanız kafanız rahat bir şekilde o telefonu uzun yıllar kullanırsınız. Umarım seçmiş olduğum telefonları da beğenmişsinizdir. Sizin de bu listede yer almasını gerektiğini düşündüğünüz bir telefon modeli varsa yorumlar kısmına görüşlerinizi mutlaka yazın. Başka bir videoda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.